Neleri değerlendireceğiz? Eğitim uzmanımızla birlikte bugün yeni bir dönem. Evet. Hatice Hocam, aslında geride bıraktığımız yıllarda yaşı biraz ileri olanlar hatırlayacaktır. Uzaktan eğitimleri, İngilizce eğitimlerini sıklıkla verilirdi TRT'nin o tek kanalda olduğu dönemde ve sonrasında yeniden bir uygulamaya geçtik. Bir zorunlu uygulama elbette. Nasıl bir uygulama? Bugün Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarıyla birlikte ilk ders zili de sosyal çaldı. Ortam için, televizyon, internet için çaldı ve başladı. Nasıl bir süreç olacak? Çocuklar neler yapacak? Nasıl bir uygulama olacak? Bugün başlayan uzaktan eğitim 3 ayrı kanaldan, yani ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri için olmak üzere 3 ayrı yayın başladı bugün. Bu yayınlar sabahleyin günü, her sınıf için günün belli saatleri belirlendi. Örneğin birinci sınıflarınki saat 9'da başlayacak, 10'da bitecek. Program içerisinde belli Türkçe ve matematik dersleri var. Devam eden saatte ortaokul, daha sonra da liseler için eğitim devam edecek. Tabii ki bu eğitim okulda yapılan yüz yüze eğitimin yerini almayacak. Ama bu ay işlememiz gereken belirli konuları da çocukları hem ekran başında dersten kopmamalarını sağlamak, hem de eğitim ilgilerinden uzaklaştırmamak amacıyla iyi olacak. Ama bundan sonraki süreçte internetin EBA sistemini de kullanarak daha fazla çocukların içeriklere ulaşması mümkün olacak. Bu arada 8. ve 12. sınıflar için de sınav hazırlık programları da devam ediyor olacak. Yani şu an ama sınavla ilgili bir ayrıntıyı paylaşalım var. Sanırım yüz yüze eğitimde gelinen noktalardan, son konudan itibaren sorumlu olacaklar. Evet, nereye kadar gelmişsek oradan sorumlular. Ama tabii ki şu var, bu süreçte uzaktan eğitimde sanki okul aksamamış gibi hangi konu işliyorsak, örneğin Mart ayında ya da Nisan ayı süresince, o konulara değinmeye devam edeceğiz. Şu anda da görüntüler ekranlara yansıyor. Evet. EBA TV ortaokul kanalını arkadaşlar açtılar, yansıtıyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise olarak 3 kanal üzerinden devam ediyor. Ama bir yandan da konuları konuşalım birlikte, ama evde bu derse konsantre olmak için de herhalde bazı püf noktaları var. Alışık aslında çocuklar çizgi film ya da tabletten bir şeyi takip etmeye, ama konu ders olunca onları orada tutmak kolay olmayabilir. Neler tavsiye edersiniz hocam? Şöyle söyleyeyim size, çocuklar evde çok sıkıldı. Bu tür şeyleri bekliyorlar, sorun yaşamayacaklar, ama tabii ki ailelere de çok büyük görevler düşüyor. Çocukların eğitim saatinde çocukların odasını ya da evin bir köşesini sınıf ortamına benzetecekler. Ve orada çocuk televizyon izleyecek, programını izleyecek ya da oradan, o köşeden internete girip dersini çalışacak. Çocukların çalıştığı süreye ailelerin saygı göstermesi de ayrıca şart. Bunun dışında gelecek süreçlerde uzaktan eğitimle ilgili sanat çalışmaları da olacak. Jimnastik çalışmaları da girecek devreye. Çocukların ilgisi gün boyu evde tutacak yöntemler üretilecek mutlaka. Bunun dışında özel televizyon şirketleri var, çocuk kanalları var, çocuk yayını yapan kanallar. Onların da herhalde, ben en azından bekliyorum, bütün dünyada bu virüs salgınından dolayı çocuklar evdeyse, şu an biliyorsunuz kaçtı? 1 milyondan fazla çocuk şu anda evde. Dünya genelinde bu sayıda her geçen gün artıyor. Dolayısıyla orada da çeşitli yoga, jimnastik, sanat eğitimlerinin verilmesine başlanacak diye düşünüyorum. Bunlar sadece eğitim ya da vakit geçirme değil, o jimnastik evet, eğitimleri, spor önemli. Eğitimleri bağışıklığı güçlendirdiği için çocuklar ayrıca için çok önemli. Bu noktaya gideceğim, ama eğer hazırsa Ramazan Almışer'de bakalım çocuklar evlerinde mi? Az önce çağrılar yaptık, o çağrılara uyum sağlandı mı? Hazır değil, ilerleyen dakikalarda hazır olacak. Hocam devam edelim, şu an itibariyle de ekranlara yansıyan yine görüntüler var. Elbette bir ders içeriği, ders programı görüntülerle birlikte aslında daha keyifli bir hale gelmiş durumda. Evet. Buna dair de şu anda ekranlara geliyor. Milli Eğitim Bakanı da paylaşmıştı. Ev işi yapmayı, yemek yapmayı da çocuklar öğrensin diye sanırım ona benzer görüntüler. Yani sadece o matematik, tabii, Türkçe tabii. dersleri değil, bu tip dersler de olacak. Şu anda da ekranlara yansıyor o görüntüler. Yaşama artık at diye herhalde yemek anlatılıyor. Tabii ki çocukları bütün gün evde tutabilecek, bir kere dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Çocuklar aktif ve enerjik. Dolayısıyla bu enerjilerini ev içerisinde kullandırtmamız gerekecek. Ne yapacaklar o halde? Ders dışındaki zaman zaten, ders dışındaki zamanları evde geçiriyorlardı. Anne babalar da çoğunlukla evde olduğuna göre çocukları oyalayacak yöntemler bulacaklar.
En basiti basit yemekleri yapmayı. Ev işi şu anda da gösteriliyor. Bir gözüm de orada hocam. Evet. Ocak kirlenmiş de ocak nasıl temizlenir onu anlatıyor. Bu çok evet. önemli sanırım. Evet evet tabii ki. Sorumluluk almaları için. Zaten kendi odalarını toplamaları, oyuncaklarını kendilerinin toplaması, dolaplarını düzeltmeleri, eşyalarını yerleştirmeleri. Aslında bu süreçte onlardan isteyeceğimiz ve rutin olarak yapmalarını isteyeceğimiz işler bu çocukların hem sorumluluk duygusunu hem de özgüvenlerini geliştiriyor. Böylece kitap başına oturduklarında da daha bilinçli oluyorlar. Kitap okumaları çok önemli. Bu konuya